Asya ve Çin'e giden ihracat trenleri böyle uğurlandı. Yerli ürünler taşıyan trenler yola koyuldu. Kuşak ve yol projesinde Türkiye kilit bir role sahip. Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Demiryolu hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türkiye, Atlantik'ten koparak Asya uygarlığıyla yakınlaşmaya devam ediyor. 21. yüzyılı Asya çağı ilan eden Türkiye, bölgeyle siyasi, ticari ve askeri ilişkilerini geliştiriyor. Rusya ile işbirliğini artıracak ihracat treni Ankara Garı'ndan yola çıktı. Tren için uğurlama töreni yapıldı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu katıldı. Yaptığımız yatırımlarla birlikte karasal yük taşımacılığı içerisindeki demiryolu yük taşımacılığı payını %5'ten %10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Moskova'ya giden ihracat treninde 15 vagon bulunuyor. 15 konteyner içinde Türkiye'de üretilen 3321 adet beyaz eşya taşınıyor. Ticaret ve alışveriş Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olmakta ve iki ülke arasındaki dostluk köprülerini de güçlendirecektir. İhracat treni 4650 kilometre yolu 8 günde kat edilecek. Böyle tarihi bir günde bu treni sürmek gerçekten benim için çok gurur verici, onur verici bir durum. Bu mesleği 10 yıldır yapıyorum ve ilk defa bu kadar heyecanlandığımı biliyorum. Tarihi İpek yolunun bir nevi canlanması diyebiliriz. Moskova'ya giden ilk ihracat treninin ardından Çin'e 3. ihracat treni yola çıktı. Türkiye'den Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatını gerçekleştiriyoruz. 754 metre uzunluğunda 42 konteyner yüklü trenimiz Eskişehir-Kırkat'tan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin'in Xi'an şehrine 2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde ulaştıracak. Çin'e giden ihracat treninin konteynerlarında 1000 tonluk boraks madeni taşınacak. Tren Türkiye parkurunu 2 Şubat'ta tamamlayacak. Türkiye'den Çin'e toplam 7792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Çin'e bor ihracatı Eti Maden ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işbirliğinde yapılıyor. Eti Maden'in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış rakamı var. Bu rakamın %60 ila 70'lik bölümünü, yani yılda 600 ila 700 bin tonluk bor ürünleri satışını Çin'e yapıyoruz. Demiryolu vasıtasıyla madenlerimizi daha kısa bir sürede dünya pazarlarına buluşturacağız.